Sırada bizim balıklarımızın beyefendisi Süreyya Özmez'le buluşacağız. Ama bugün bize balık anlatmayacak. Bugün bize Sinop mantısını anlatacak. Bilmem tadına baktınız mı ama Sinop mantısını Sinop mantısı yapan içindeki ceviz. Sinop'ta bir mantı salonundayız. Mantının olması olmazsa olması, cevizli olması, hamurumuz güzel, ince olması. Unu, tuzu, yumurtası suyu, var. Evet. Taze, her gün gelen taze kıyması var. Bol sarımsaklı yoğurdu ve cevizli. Zor mu mantı yapmak? Ya bilmeyen için zordur ama biz artık yani öğrendik, işte zor değil. Bir kişinin yemeyeceği porsiyonda kaç tane mantı var? 72'ymiş ama. 72 tane. O Sinop mantısının özelliği sosunda ceviz olması. Hamurda un, su, tuz, yumurta var. Ondan güzel bir hamur haline getiriyoruz iyice. Ondan sonra açıyoruz incecik yeni. Ondan sonra kesip içine kıymamızı koyuyoruz. Kıymamızın içerisinde de karabiber ve soğan karışımı var. Başka baharatlar koyuyor musunuz? Yok. İkisi tuz ve karabiber var kıymamızda. Soğan var. Ondan sonra ve çok güzel ince olduğu için de büküşümüz farklı. Ve bu lezzetli. Pişirdikten sonra da üstüne yoğurumuzu, cevizimizi. Sadece kaynamış suyu atıyorsunuz değil mi? Kaynar tuzlu suyu attıktan sonra, şimdi çekimde görürsünüz zaten. Peki mantıyı hazırladıktan sonra dinlendiriyor musunuz yoksa hemen suyun içine mi atıyorsunuz? Pişiriyoruz, müşterinin gelmesine bağlı, yani dinlendirmiyoruz. Herhalde mantının sosunu hazırlıyorsunuz şu anda. Yani tereyağı, sade sos olarak tereyağı kullanıyoruz. Sadece tereyağı. Mantıyı sıcak suyun içinden alır ama soğuk su döküyor, şokluyor ve mantı diri kalsın diye. En özellikli noktasına geldik. Üzerine dökülen bol cevizli sos. Gerçekten ceviz mantıya çok büyük bir tat katmış. Ellerine sağlık.